Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. 18 yaşındaki saldırgan ise vurularak öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletinden gelen saldırı haberinin şokunu yaşıyor. Teksas'a bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu korkunç bir katliama sahne oldu. Okula giren saldırgan elindeki yarı otomatik tüfekle 19 öğrenci ve 2 öğretmeni öldürdü. 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırgan polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldü. Saldırganın 19 çocuğu öldürmeden saatler önce Instagram'da tanımadığı bir kadına mesajlar attığı ortaya çıktı. Los Angeles'ta yaşayan kadını silahlı bir fotoğrafını etiketleyen saldırgan mesajında tanımadığı kadına "Seni etiketlediğim için minnettar ol" diye yazdı. Saldırgan kadına "Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var" diye de mesaj attı. Saldırganın çocukken konuşma bozukluğu nedeniyle akran zorbalığına uğradığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Eyalet Senatörü Roland Guterres, Ramos'un katliamda kullandığı silahları 18. doğum gününde satın aldığını söyledi. ABD yasaları 18 yaşını dolduran her vatandaşın silah satın almasına izin veriyor. Korkunç saldırı ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden da açıklama yaptı. "Artık yoruldum" dedi. Başkan olarak bu konuşmayı yapmamayı ümit ediyordum. Artık yoruldum. Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız? Biden, Teksas'taki katliamın ardından 28 Mayıs'ta ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi yolunda talimat verdi.